Erzurum'da ev trafiği. Saatlerimiz 19.05. Gördüğünüz gibi sıkı emniyet tedbirlerinden dolayı trafik had safhada. Şu an Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüsü yerleşkesindeyiz. Kazım Karabekir Stadyumu'na giden yollar kapatıldığı için bu yol kullanılıyor. Müthiş bir trafik var. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi EYOF için yüzlerce insan stada ulaşmaya çalışıyor. Ancak emniyetin almış olduğu tedbirler doğrultusunda binlerce insan burada bu soğukta kilometrelerce yürümek zorunda kaldı. Tabii ki önlem alınacak. Tabii ki tedbirler alınacak ama bu tarz vatandaşları mağdur eder boyutta bir uygulama olmaması gerekirdi. Resmen Erzurum halkının EYOF'a gitmemesi için sanki de bunlar denenmiş gibi. Geri dönüşümüzün sebebi aşırı derecede soğuk var. Programın da geç başlamasından dolayıdır da. Yani tabii Erzurum'a böyle bir spor etkinliğin kazandırılması güzel bir şey. Evet. Ama böyle bir havada tabii beklemek bizi aşırı derecede rahatsız da neden oldu yani. Yani soğuk olduğundan mı geri döndünüz? Vallahi soğuk olduğundan dolayı geri dönmüş. O yüzden de beklemek istemedim. Sizin gibi yüzlerce insan geri dönüyor değil mi? Vallahi yüzlerce insan geri dönüyor. Efendim neden geri döndünüz? Çok soğuk, çocuk var diye geri dönmek zorunda kaldık. Çok soğuk artı ortada böyle bir hani aktiviteye ait bir şey de yok. Yani. Kaos var diyorsunuz. Ha, böyle bir şey var, karmaşıklık. 10 kez 20 kez arandık. Hayır bunlar tamam güzel. Yolun belki kapatılması belki. Her şey problem. Her şey problem. Ulaşmak için 2 kilometre 3 kilometre yol yürüyorsun abi. Artı içeride de yani sahaya gittik mesela yarım saat orada kaldık. Orada da şu anda hiçbir çalışma yok. Ve şey böyle millet hani anı kurtarmak. Orada işte şeylerde ekranlarda işte vekiller falan konuşuyor. Kimse bir şey duyduğu yok. Allah'tan 4 tane şeyimiz var da karcanımız var da onlar işi kurtarıyorlar. Sizin gibi yüzlerce insan da geri dönüyor. Biz yarım saat önce giderken aynı sıkıntı yaşadık. Acaba niye dönüyorlar diye. Gidince şimdi baktık ki şimdi insanlar bizim geldiğimiz yerden tekrar geliyor. Aynı şeyi onlar da düşünüyor. Yani böyle bir aktivite daha farklı olabilirdi. Vallahi, neden geri döndünüz? Vallahi ulaşımda sıkıntı yaşıyoruz. Bir de bu ısıcılar da yeni yaktılar. Soğuk, çok soğuk. Hani bu şekilde olmaz yani. Donduk, çıkıp gidiyoruz. Biz. Nereden beri yürüdünüz? Ta havuzun oradan beri kapatmışlar yolları. Yürüdünüz öyle. Yürüdük. İnsanlar yürüyerek stada ulaşmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi stadyuma giden ana yollar kapalı. Bomboş şu an. İnsanlarsa bu taraftan Atatürk Üniversitesi'nden çok tek şeritli yollardan çift şeritli bir şekilde yol vermeye çalışmışlar. Trafik had safhadaydı. İnsanlar kilometrelerce yürümek zorunda kaldı. Çoğusu geri dönmek zorunda kaldı bu soğukta yürüyerek. Gördüğünüz üzere. Yeterli otobüs olmamasından dolayı vatandaşlar var olan bir tane otobüse koşarak yetişmeye çalışıyorlar, evlerine geri dönmeye çalışıyorlar. Geri gidiyorlar gördüğünüz gibi koşarak. Yine gelenler var. Çünkü gerçekten organizasyonda büyük eksiklikler var şu an gördüğümüz kadarıyla. Şu an polis helikopteri yukarıdan görüntü alıyor. Şu an stadyumda gösteri başlama saati 19.40. Ama insanlar geri dönüyor. Çünkü yeteri kadar ısıtılmadı diyenler var gelen vatandaşlardan. Aldığımız bilgiler böyle. Evet. Çoğu insan geri dönüyor. Soralım bakalım niye dönüyor. Efendim niye geri döndünüz? Abi soğuk. Bir şey de yapıları yok yani. He. Bomboş. Stat ısıtıcıları çalışmıyor mu? İsıtıcılar yarısı çalıştı, yarısı çalışmadı. Yani eğlence falan da yok. Buraya yürüyerek geldiniz değil mi? Evet. Bayağı kaç kilometre yürüdünüz tahminen? Rahat 2 kilometre var. Evet. Bir daha yürüyeceksiniz böyle. Neden geri döndünüz? Soğuktan mı? İstenen. Buraya kadar yürüdünüz. Bu soğukta. Çocukla değil mi? Evet. Stat ısıtılıyor mu yeteri kadar? Yok. Soğuk. Soğuk. Üşüdün mü? He valla. Thank you.
Niye geri döndünüz? Çok soğuk. Çok soğuk değil mi sizce? Evet. Gördüğünüz gibi bayağı kalabalık bir grup geri dönmeye çalışıyor. Evet, şu an statta program başladı. Sesler geliyor dışarıya ama yoğun bir geri dönüş var vatandaşlardan. Evlerine geri dönmek zorunda kaldılar bu soğukta. Gördüğünüz üzere kalabalık gruplar tek tek evlerine geri dönüyor. Stadyum şartlarının eksikliğinden söz ediyor vatandaşlar. Yeteri kadar ısıtılmadığını gördüğünüz üzere insanlar kalabalıkta geri dönüyorlar. Evet. Statta insan kalmadı tabiri caizse. Büyük bir kalabalık geri dönmek zorunda kalıyor. Yürüyerek tabii. Gerçekten üzüntü verici görüntüler bunlar sevgili seyirciler. Neden bu insanlar bu kadar -20-25'te yürümek zorunda kalsınlar? Bunun cevabını kim verecek merak ediyorum.